İlerlenilmek istenilen noktaya doğru ve güçlü bir şekilde ulaşmamızı sağlayan tecrübeli bir yaşam koçu ve aynı zamanda psikolog Mustafa Kılıç'la programımıza devam ediyoruz. Mustafa Bey bizlere kendisinden bahsediyor. Yaklaşık 20 yıla yakın bu işin içindeyim. Yani yaşam koçluğu. Ve insanların genelde hayatlarıyla alakalı yorumlar yapan bir kişiyim. Hatay Antakyalıyım aslen, onu söyleyeyim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Zaman zaman Amerika'da televizyon programları sunuyorum. Onun yanı sıra Avrupa'nın birçok kanallarında yine televizyon programları sunuyorum. İnsanların hayatlarıyla alakalı işte elimizden geldiği kadar çözüm üretmeye çalışıyoruz. Uzman olduğu konularda danışanlarını ağırlayan Mustafa Bey'e daha çok ne gibi şikayetlerde bulunulduğunu soruyoruz. İnsanlar genel olarak bir çok sıkıntı, problemleri olan insanlarla alakalı çözüm bulmak için işler yapıyoruz. Mesela örnek vereyim. İnsanların genelde psikolojik sorunları var. Yani bu psikolojik sorunları insanların günümüzde zaten herkes tarafından bilinen bir şey. Örnek evliliklerde genelde. Bunun yanı sıra evliliklerde yapılan şiddet konularında mesela en çok psikolojik vakaları burada yaşıyoruz. Çevrenin insanlar üzerinde ne gibi etkiler yarattığını Mustafa Bey gözlemleriyle anlatıyor. Yapmış olduğum çalışmalar, bir ufak kısmını anlatayım. Biri geliyor, diyor ki Mustafa Bey diyor, hocam diyor ben diyor işte evlendikten sonra hiç böyle mutlu olamadım. Sanki mutlu olabileceğim bir evlilik diye sandım ama evlendim, hızlı hareket mi ettim diyor. Yani acele karar mı verdim? Bu tür vakalar yeni zaman çok var. Yani günümüzde şu anda çok var. Hayatın olağan akışında başımıza gelen bir takım olaylar bizi derinden etkiliyor. Kimi zaman olmadık şeyler düşündürüyor. Peki Mustafa Bey, intiharın eşiğine gelen birine nasıl bir müdahalede bulunuyor? Hep birlikte öğreniyoruz. Kesinlikle güzel bir konuya değindiniz. Bu tür vakalar yaklaşık bana %30 kadar geliyor. %30, şimdi belki kamuoyumuz diyecek ki az ya falan diyecek. %30 çok büyük bir rakam. Çünkü intihardan bahsediyoruz. Yani intihar hayata son verme demek. Hayatı sonlandırma demek ve acı bir şey. Kayıp. Yani evliliğinle alakalı bir problem yaşamışsan ya da buna benzer bir şey yaşamışsan. Yaşamak her zaman için daha güzel. Sevilmek, sevmek, hayatı yaşamak daha güzel. Yani intihar etme bence çözüm değil. Yani bir çaresizlik. Ben halkımıza sesleniyorum. Bu tür problemleriniz varsa, şayet bu dereceye kadar gelmişseniz, hatta bunun yeni yeni tetikleri varsa sizde, yani yeni yeni bir artçıları varsa, hani bu tür konularla ilgili başlamışsa bir varsa bunlarla alakalı bir şey, muhakkak yani ben bana danışsınlar demiyorum. Uzmanlardan kesinlikle ve kesinlikle destek alsınlar. Ve ben bu konuda çok bilgili ve gerçekten güçlü biriyim. Bilenler biliyor zaten. Muhakkak bu konulara kadar eğer ki gelmişse mutlak bir terapist. Yani benim gibi uzman birinden. Uzman kişilerden yardım alsınlar. Bu dereceye gelmesinler. Bu dereceye kadar kendilerini getirmesinler. Çünkü bu hayat sonu demektir ve bu çok kötü bir şey. Çağımızın süregelen problemlerinden birisi de panik atak. Mustafa Bey bizlere bu konuda neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Panik atak hastası olan ne kadar insan varsa iyileştirdim. Bakın. Panik atağın hastalığı bir şey değil yani söyleyeyim, bir ilaçla milaçla falan buna benzer şeylere çözülecek şeyler değil ki. Tam tersi, ilaç seni daha da kötüye götürür ve zehirliyor seni. Bedenen, zihinen, beyin hücrelerin çöküyor. Yani bildiğin kullandığın şey seni artık yani beyin hücrelerini yavaş yavaş iflas ettirme yolunda. Ve ben yaşam koçu olarak, bir psikolog olarak şunu öneriyorum. Panik atağı olan insan hemen böyle kendini şeye salmasın, yani böyle
Ben işte çok kötü oldum, buraya geçtim, sanki beni öldüreceklermiş gibi geliyor falan filan. Bunlara hiç girmesinler. Orada en önemli şey şöyle diyafrondan, yani böyle çekip versinler bu nefesi. 3-4 kere yaptıkları zaman zaten anlayacaklar o panik. O anki panikten bile, inanın bana, oradaki panikten bile kendilerini soyutlamış olacaklar. Bu çok önemli bir etken. Fakat bu konuyla alakalı terapi aldıkları zaman zaten ben maksimum 10, minimum 7 seansta panik atağı olan insanların paniğini kesinlikle geçiriyorum. Son zamanlarda özellikle stres altında olan kişilerin öfkesini kontrol edemediğini görüyoruz. Bu konuda neler yapmalıyız? Mustafa Bey anlatıyor. Şimdi her şeyden önce sakin olmanın en ana teması, insan kendini kesinlikle bir bilmeli. Karşısındaki insanın kim olduğunu bilmeli. Onun da bir insan olduğunu, onun da iyi bir kişi olduğunu hissetmeli. Ve insanları sevmeli bir kere. İnsanı sevebilirsen eğer, bak bu çok önemli, hayatta kimseye karşı şiddet, kimseye karşı öfke, kimseye karşı bir kötülük yapamazsın. Ama insan beyni kötülüklerle ve iyiliklerle doludur. Sadece insanın beyni iyiliklerle dolu olsaydı hayat ne güzel güzel olurdu ama lay lay lom gibi geçerdi. Ama kötülükler de var. İşte iyi ve kötü bu yüzden var. Mustafa Bey online danışanları kabul ediyor mu? Yoksa seanslar birebir mi sağlanıyor? İşte yanıtı. Şimdi tabii ki online danışmanlarımız var. Yani fakat bana gelebilmeleri için bazı şeylerden geçmeleri lazım. Mesela prosedürler önemli. O prosedürler çok önemli bir şeyden girmeli bizim için. Önemli olan bu. Hani danışmanlardan. Danışmanlarımız bazı konularda mesela her insan seçmiyoruz. Bunu yanlış anlamasın insanlar. Herkes alıyoruz. Herkes görüşebiliyor bizden. Fakat şöyle bir şey var. Biz bütün bilgileri istiyoruz. Gelen kişilerden bütün bilgileri istiyoruz. Bütün bilgiler derken gizli bilgilerin değil tabii ki. Yani anne, baba, kardeş, isim, ondan sonra geçirmiş olduğu ameliyatlar falan, bunlar benim için önemli. Neden? Ben bir yaşam koçuyum. Yaşadığım belki istememiş olduğum bir ameliyattan ötürü belki psikolojim bozulmuş. Ki nitekim onlar benim hayatımda gerçekten önüme çok çıktı. Mesela ben bel fıtığım var benim ve boyun fıtığım var. Belki de kamuoyunda %80'inde var bu hastalık. Bu rahatsızlık, bel fıtığı ve boyun fıtığı. Şimdi beni ekranda dinleyen herkes diyecek ki evet vallahi bak bende var. 5 kişi dinleyecek, 3'ünde var. Ya belinde ya boynunda. Fizik tedaviye gitmemiz lazım. Uzmanlardan yardım almamız lazım ki ben yapıyorum bunu. Mustafa Bey'den son olarak neler söylemek istediğini öğreniyoruz. Öncelikle misafirliğiniz, perverliğiniz beni biraz gerçekten onur etti, mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Euro'de kanalına, kanalda Euro'ya gerçekten buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yapımda olan, yapımcıda olan, her şekilde mutfağından çaycısına kadar her şeye buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz beni çok mutlu etti diyorum. Yok, yani ekstra soracağım bir soru yok. İzleyiciye bir şey söyleyebilirim, son bir mesaj. Hayatta üzülmek için değil, sevmek ve sevilmek için yaşayın. Hayatı sadece sevin, hayatı yaşayın. Mutlu olmaya çalışın, her şeyden mutluluk çıkarın. Her şeyden bir üzgünlük ya da kötülük çıkarmayın diyorum. Kadına şiddetle hayır diyorum. Kesinlikle kınıyorum. Kadına şiddeti ve şiddet uygulayanları kınıyorum. Erkeklerimize ne olursunuz diyorum. Kadınlarımızı sevin. Onlar çiçektir. Çiçeği sulamazsan solar. Onu sevmezsen kesinlikle üzülür ve ağlar. Belki de her türlü problemi yaşar. Mutsuz olur. Kadını mutlu etmek erkeğin elindedir diyorum. Mustafa Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.